En son videoda güneş ışığının göze nasıl girdiğinden bahsettik. Evet, göz bu. Işık göze giriyor, gözün arkasına ulaşıyor ve birkaç adım sonrasında ise sinirsel tepkiye dönüşüyor. Bu impuls yani tepki ise bilgiyi algılaması için beyne gönderilir. Son videoda retinadan ve retinanın birçok farklı hücreden oluştuğundan bahsetmiştik. Bunlar, koni ve çubuk hücrelerdi. Bu videoda yalnızca çubuk hücrelere bakacağız. Çubuk hücreler şu şekildedir. Mutlu olduğu için bir gülen surat çizelim. Bu hücre ne yapar? Bu ışığı algılar algılamaz, bu ışığı alır ve sinirsel impulsa döndürür. Normalde ışık olmadığında çubuk hücre açıktır. Işık geldiğinde hücreyi kapatır. Peki bu nasıl oluyor? Phototransduction cascade yani ışığın adım adım taşınması sayesinde. Bu işlem adı üstünde birkaç adımdan oluşur ve molekül düzeyinde gerçekleşir. Yaptığı şey de çubuk hücreyi kapatmaktır. Bu hücre kapanınca başka hücreler açılır ve beyin ışığı algılar yani ışık olduğunu beynin anlaması ve gördüğü şeyleri bilgi olarak işlemesine yarar. Şimdi bu aşamayı daha yakından inceleyelim. Çubuk hücreyi tekrar çiziyorum. Hücrenin şu üstteki küçük kısmına bakalım. Çok daha büyük çizeyim ki neler olup bittiğini iyice anlayabilelim. Şu anda büyüterek çizdiğim bu çubuk hücrenin içinde küçük küçük diskler var. Bunlar çok ince ve üst üste yığılmış. Yüzlerce disk var. Şurada da göstereyim. Birbiri üstüne yığılmış ve çubuk hücreyi dolduran diskler. Koni hücrede de aynısı geçerli fakat şimdi yalnızca bu çubuk hücrelere bakacağız. Bu disklerin içine yayılmış farklı farklı proteinler var. Kırmızıyla çizdiğim şu hücreyi büyüteyim. Bu proteinin alt birimleri var ve 2'den fazla polipeptit zinciri içerdiği için multimerik bir protein. Bu 7 alt birim işte şu küçük proteini oluşturuyor. Bu proteine rodopsin diyoruz. Bunun sebebi de proteinin rod yani çubuğun içinde bulunması. Eğer koni hücresinin içinde olsaydı konopsin diyecektik. Bu proteinin içinde küçük bir molekül var. Daha iyi görmek için yakınlaşalım. Bu küçük molekül rodopsin'in içinde ve eğilmiş bir halde. Tıpkı çizdiğim gibi hafif eğik. Bu küçük moleküle de retinal diyoruz. Bu örnekte gördüğümüz eğik halinde olduğu için 11 cis retinal deniyor. Öncelikle güneş ışığı gözbebeğinden geçiyor, retinaya ve sonra şu küçük çubuğa ulaşıyor. Aslında ışığın bir kısmı bu moleküle değiyor. Yani rodopsin'den sonra moleküle ulaşmış oluyor. Işığı görüyorsunuz. Geliyor ve moleküle ulaşıyor. Işık moleküle tam burada değdiğinde ilginç bir şey gerçekleşiyor ve retinal dizgiyi değiştiriyor. Işığın enerjisi retinalin bu dizgiden şimdi çizeceğim dizgiye geçmesine yeterli oluyor. Yani eğikken düz hale geliyor. Işığın sebep olduğu bu değişimden sonra 11 cis retinalden trans retinale dönüşüyor. Retinal şekil değiştirdiğinde rodopsin molekülünün de şekil değiştirmesine sebep oluyor. Yani ikisi çok yakın derecede ilişkili. Retinalin şekil değiştirirse rodopsinin de şekil değiştiriyor. Şu an içini doldurduğum bu bölge yeni Rodopsi'nin şekli. İşte tam bu aşamada bir dizi olay başlıyor. Öncelikle yeşille çizdiğim bir molekül var. Üç farklı bölümden oluşuyor. Alfa, beta ve gamma alt birimleri var. Bu molekülün adı transdüsin. Retinal şekil değiştirdiğinde ve dolayısıyla rodopsinin de şekil değiştirdiğinde transdüsin rodopsinden kopuyor. Alfa alt birimi de şuraya gelerek diskin başka kısmına ulaşıyor ve fosfodiesteraz adlı bir proteine bağlanıyor. Küçük bir kutu olarak çizeyim. Bu küçük proteinin adı silik GMP fosfodiesteraz veya orijinal kısaltmasıyla PDE. Peki PDE ne yapar? Hücre boyunca yüzen silik GMP'yi alır ve normal GMP'ye çevirir. Böylece silik GMP konsantrasyonu azalır, normal GMP konsantrasyonu artar. Peki bu neden önemli? Çünkü şurada başka bir kanal var. Bu sodyum kanalları hücrenin her yerinde. Bunlar sayesinde hücre dışarıdan sodyum alır. Mesela bir sodyum iyonu olsun. İşte bu iyon hücrenin içine kanallar sayesinde girebiliyor. Bu kanalların açılması için silik GMP'nin bunlara bağlı olması gerekir. Silik GMP kanallara bağlı olduğu sürece kanallar açıktır. Fakat fosfodiesteraz sebebiyle silik GMP konsantrasyonu azaldığı için sodyum kanalları kapanır. Dolayısıyla hücreye daha az sodyum girer. Bu sebeple de hücre hiperpolarize olur ve kapanır. Sodyum kanalları kapanınca çubuk hücreler de kapanır. Yani ışık olmadan çubuklar açıktır çünkü bu sodyum kanalları açıktır. Sodyum akışı var ve çubuklar açık. Eylem potansiyeli oluşturup hücreleri aktive edebilirler. Fakat kapandıklarında ilginç bir şey olur. Şuradaki çubuk hücreye bakalım. Şurada bipolar hücre var. Yüzü ne üzgün ne mutlu çünkü bipolar. Bu hücrenin aslında iki varyasyonu var: merkez içi ve merkez dışı. Çubuk hücre kapalı iken merkez içi bipolar hücreler de kapanır. Fakat ışığın adım adım taşınması sebebiyle çubuk hücreler kapanır ve bipolar hücreler açılır. Yani merkez içi bipolar hücrelere ışık gelirse açılır, ışık yokken kapanır. Bipolar hücre açıldığında retinaya ait ganglion hücrelerini aktive eder. Bunlar da göz sinirine ve beyne akson yollar. Kısacası ışığın adım adım taşınması sayesinde beyin göze ışık girdiğini algılar.